Umut kapısı, umut kapısı ayağınıza geldi. 2023'te kimleri neler bekliyor? Siz şey yapın, anlatın, ben onu özetler bir şey yaparım. Tamam. Hocam. Ya önce bu senenin şanslı burcuyla başlayalım. Haydi görelim. Haydi bakalım. Bu senenin en şanslı burcu... Evet. Sevgili koç ve yükselen koçlar. Bir dakika, evet. Bak bak bak, koçlar nasıl oradan koçlar alkışlıyor var bak. Var mı burada koç olan? Vardır, vardır, vardır. Var ya hiç. Var. Bizim yönetmenimiz de koçmuş. Yok mu gerçekten? Koçum, bak bizim yönetmenimiz koçmuş, kulağıma ha, güzel, söyledi. Çok iyi. Çok şimdi... şanslısın Efe'ciğim, Day Show'da yönetmenliğe devam. Aynen, bu evet, sene devam. Herkes, ya bu sene herkes biraz koç gibi hissedecek. Cesur olan. Cesur. Yani yenilikçi, ileriye evet, atılan, biraz doğru, biraz kendini düşünen, girişimlerini başlatan, harekete geçen herkesin kazanacağı bir yıl. Bir şey diyeceğim, bunun için koç olmaya gerek yok ki. Ama koç böyle zaten. Ha tamam, oldu güzel, evet, tamam. Evet devam ediyoruz, evet. Şimdi 16 Mayıs'tan sonra Jüpiter burç değiştiriyor. İkinci en şanslı burca geliyoruz. Jüpiter nereye geldi? İkinci eve mi giriyor? 16 Mayıs'tan sonra Boğa burcuna geçiyor. Boğa'ya. Ya. Ya hadi bakayım hadi. Bak bak Jüpiter haydi yallah. 8. evine mi girdi? 8. evle alakası yok. Şimdi ha, koçtaydı Boğa'ya geçti. Koçtan Boğa'ya geçti. Koçlar yılın ikinci yarısı iyi para kazanıyor. Bu sefer de en büyük şansı Boğa burçları alıyoruz. Ama sadece Boğalar diye düşünmeyin. Boğalar, Başaklar, Oğlaklar. Bu kadar başaklar, oh, geri kalanlar bok yedi. Oh. Ne şans yanınızda, ne para pul, ağzınızı ayrı ayrı gezeceksiniz. Bu arada yılın ilk yarısı koçlar dedik ya, koçlar, evet, aslanlar ve yaylar şanslı olacak. Yaz dönemine kadar, yaz döneminden öbürleri sonra. Öbürleri şanssız. Boğalar, başaklar, oğlaklar daha fazla şanslı üzerlerine ezilecek. Evet seyirciler, anladınız mı? Bak şanslı olanların ağzına saçıldı bak. diye. Ya inanamıyorum. Çok güzel. Şimdi. Aşk hayatı. Aşk hayatı. Aşk hayatı. Evet. Şimdi bu sene terazi yükselen teraziler evliliğe adım atabilir. Aha erkekler, evliliğe doğru yallahladınız. Aşk hayatının son trenine bindiler, evet. Evet. Akrep ve yükselen çok akreplerde aradıkları ilişkide istedikleri gibi çok şanslı olacaklar. Onlar da evliliğe adım atabilirler. Terazi ve akrepler için evlilik yılı, koç ve boğalar için de aynı zamanda. Bekar olanlar varsa, evlenmeyi düşünenler varsa bu olasılıkların arttığı bir dönem diyebiliriz. Ama anneciğim bir şey diyeceğim. Libidonun bittiği bir yıl olmuş. Evlilik de evlilik. Nerede bu çapkınlık, daldan dala konmacılık? Daldan dala konanlar ne yapacak? Evlenip haydi yallah... Vallahi lanet gelsin ya. Oğlum sevinmeyin. Vallahi evlenip kitleneceksiniz. Libidonun sonu. 2023'te libido bitiyor. Öyle mi? Yok canım. Niye bitsin? Bende bitmez. Bitmez. Hiçbir zaman bitmesin. Hayat enerjisi evet, çıkmasın. Evet anladım. Çok güzel. Evet devam ediyorum. Kusura bakma heyecanlandım. Heyecanlanma. Bak devam. Şimdi. Heh. İkizleri söylemedik. İkizler çevre değişimlerini açıklar. Ama özellikle kariyerleriyle ilgili konularda önemli kararlar alacaklar. Kovuluyorsunuz. İkizler. İkizler kovuldunuz. Ya. Son haydi bakalım. Kovuluyorsunuz. Dayı beni kovma ya. Paptırım o kadar denk geldi ki bak. Bu da ikizler. Şimdi bu son iki dayı şovu paptırımın. Evet canım bak handanımı görüyorsunuz. Neler neler neler. Evet bence canım. Bence güzel şeyler olacak. Evet ikizler. İkizleri şimdi gömmeyelim hemen. Ev kiralarını ödeyebiliyorlar mı ikizler? Ödeyebilirler çünkü Mars'ta düzeldi şimdi ikizlerde. Mart'ın sonuna kadar ikizler burcu için çok hareketli bir dönem. Kız artık kimse ödeyemiyor yani. Neyse evet evet. Hadi neyse Mart'ta şimdi birazcık bir şeyler bir şeyler. Olumsuzlukları geride bırakalım. Önümüzdeki evet, döneme bakalım. Bakalım. Elimizdekilerle neler yapabileceğimize hadi bakalım. Şimdi hadi yengeçlere geldik. Yengeçler! Yengeç! Dileyin buraya artık kadın konuşuyor sabahtan beri yengeçler evet. Yengeç ve yükselen yengeçler evet, bu sene kariyerde çok önemli adımlar atacaklar, kendilerini gösterecekler. Yengeç artık ağlamıyor. Özür dilerim ya. Bu tam avuntu gibi ya. Bu işsizler, işsiz yengeçler. Bu sene vallahi bir iş görüşmem var, stajyer başlayacaksınız. Bu sene stajyerlikle başlayacaksınız. Stajyer mi oluyor? Yengeçler hepiniz stajyer oluyorsunuz bu sene. Güzel. Bu sene gerçekten iş ve kariyer, meslek hayatlarında hızlı ilerlemeler kaydedecekler. Yengeçler. Uzun zamandan sonra aradıkları istikrarı bulacaklar yengeçler. Peki, bir kere parayla alakalı konularda çok zorlandılar. Bir buçuk evet, iki yıldan beri böyle bir borcun altında olabilirler. Şimdi artık o 7 Mart'tan sonra rahatlatacak onları, bitiyor. Ne yapıyorlar? Hani bak dedin ya zorlanıyorlar, evet, alamıyor, edemiyor ama evet, bir rahatlayacak yengeçler. Rahatlama dediği nedir ya acaba ya?
Nasıl rahatlayacaklar? O kadar borcu harcı nasıl ödeyecekler? Bilmiyorum. Belki de işte erken emeklilik bilmem ne Mart'ta bir ödenecekmiş şeyler, onunla beraber. Yengeçte rahatlıyorsunuz. Ama Türkiye'de rahatlıyorsunuz. Öyle İngiltere, Almanya vatandaşı olarak değil. Evet, bakalım görelim. Evet. Ya, başka kaldı mı? Aslan var. Aslanlar. Aa. Bak şimdi yengeçler de çok şanslılar. Tabii. Ama aslanlar uzun zamandan sonra iş hayatlarında aradıkları istikrarı yakalıyorlar. Yani... Çok konuşacağız. Bak bu sene yengeç ve aslanları konuşacağız. Televizyonda daha çok yengeç ve aslan olanlar böyle patlayacak dizilerde orada burada. Nazcığım senin burcun neydi? Teraziye Başak. Teraziye Başak ne oluyor? Şimdi Teraziye Başak anlaşmalar sözleşmelerden yana çok şanslı. Çok popüler olacağı bir dönem. Kız, bir de doğru zamanda giriyor. Çakallarla dans altıda oynayacakmışsın. Böyle bir şey oldu. O çekildi dayıcığım. Yerin böyle yuvarlanıyor vallahi ya. Peki çok güzel, çok güzel. Ya çok güzel özetledin ya. Çok özetliyor mu? Hızlı hızlı evet, gidiyorum. Şimdi herkes bekliyor. Canım. Şimdi mesela Başaklar bu sene... ne desem şimdi bir şey, bir laf söyleyeyim. Bana kulağıma söyle, ben söyleyeyim. Bir kere Başaklar bu sene hem çok iyi para kazanacak hem çok seyahat edecek. En kısa özetini seçiyorum. Çok iyi para kazanacak, çok iyi seyahat edecek. Evet. Çok iyi. Kazançları iyi olacak. Başkalarının kaynaklarından faydalanabilirler. Acun gibi geldi. Neyse güzel. Başaklar ya da dolandırıcılık yapıp yurt dışına mı kaçacaklar? Başaklar. Bilmiyorum ama güzel böyle şansları olacak. Bir kere mesela birine borç vermişlerdir. O borç evet, geri gelebilir. Bir yerden bir miras kalabilir. Aile destek atabilir. Bilmiyorum. İyi çok para kazanacaklar. Balıklar güzel, için aynı etkiler var. Evet. Parasal konularda şanslı iki burç. Hande'cim çok balık teşekkür başak ederim. Bir dakika Reci, bir seyirciyi gösterebilir mi? Hepsi. Evet, Başak burcu varsa bir el kaldırsın. Bakayım görebilir miyim? Mutlu oldunuz mu bunu bakayım duyunca? Bak yani nerede Başak burcu? Arkada bir kız mı kaldırıyor? Bakayım. Evet, bir burada var, bir burada var. Evet kız, emeksizce sahibiyeden para diyecek, bilmem ne olacak. Bu yalana inanarak, ya vallahi gerçekten. Biraz çalışması gerekmiyor mu Hande'ciğim? Vur iyice vur. Hayır bu yalan dediğim. Hande'ciğim bu emekli oluyor değil mi? Emek çalışarak. Evet. Çalışarak kızım. Ha? Hande Hanım size böyle yumuşa söylüyor. Yatarak yuvarlanarak olmaz. Her perşembe dayı şova gelerek bu paraları kazanamazsın. Evet tamam. Çok sağ olun. Çok sağ olun. İyi topladım ha. Kesinlikle. Gerçekten bak yoksa Hanım, bir daha gelmem bak söylüyorum. Çok haklısın ha, çok haklısın. Yani. Evet gerçekten. Neyse teraziler evleniyordu demiştik. Aynı evet, zamanda taşınma olabilir, ortaklı işler olabilir, iş birlikleri olabilir. Akrep burçları için çok çalışacakları bir dönem, sağlıkları iyi olacak bir kere. Ha. Sağlıkta uzun zamandan sonra bir rahatlama var. Ailevi koşullarda zorlandıysanız artık rahatlıyorsunuz sevgili akrepler. Bu yıl biraz böyle rahat etkilerle hareket edeceksiniz. Sanatsal işleriniz artabilir. Akrepler yaşadı ya. Yani akreplere de güzel şeyler. En şanssız burç peki 2023'teki? Demeyelim mi? Diyelim mi? Diyelim ya. Burada dayı şov. Şanssızları şey. Vuralım anneciğim. Evet kara haber müziği çal Paptırcığım. Yok ki öyle bir şey. Vardır illaki hocam. Vay 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 vay. Hele hele hele. Patlatalım Hande'ciğim. Yok öyle bir şey diyormuş. Yani hayır. Ben söyleyemem. En şanssız burcun kim olur. Tamam ama öyle bir şey de var ama değil mi? Yok tabii ki. Ha o da ha, bir şey yok. Ha hepimiz neye göre şanssız? Tamam çok yani teşekkür ederim. Yani mesela para açısından şanssız mı? Aşk açısından şanssız burcun evet, gibi yani, söyleyebilir misin hocam? Öyle bir şeyden şanssız mansız diyemem. Ama... Şanslı oldukları alanları söylüyorum zaten. Yani anneciğim, mesela birisine aşk diyorum, diğerine demiyorum mesela. O aşktan ya, yana şanslı bu sefer. Hanneciğim benim arkadaşım olur musun ya? Olurum ya. Gerçekten insana moral veren bir insan. Bir alkışlayalım anneciğim ya. Vallahi umut dolduk ya. Umut dolduk, neşe dolduk ya. Çok teşekkür ediyoruz ya. Bu var bir şey diyeceğim. Ederim. Sabahtan beri telefonum, yengelerim mi aramıyor? Hande'm benim yükselenim bilmem ne. Çirkin çirkin yeğenlerim mi aramıyor? Arkadaşlarım mı aramıyor? Vallahi hepsi senin hastanmış. Arkadaş dedim ki lanet olsun kadının zaten çilesi var dedim. Bir de ben darlayamam dedim. İşte buradan genel olarak her şeyi açıkladık. Başka ekleyeceğim bir şey var mı canım? Başka ekleyeceğim 3 tane daha kaldı. Hızlı bir cümle yapayım mı? Lütfen. Herkesi mutlu edelim. Tabii. Yay ve yükselen yaylar. Şu an bizi izliyorsanız bu sene aşk yılı, keyif yılı. Çok hareketli olacak. Bak yine yatırım diyeceğim, sen bana laf söyleyeceksin. Ama örnek veriyorum size. Bitcoin'e yatırım yapmıştır, bir yere koymuştur, borsadır bilmem nedir. Oradan buradan kazançları yüksek olabilir. Risk aldıkça kazanacaklar. Bitcoin geri gelmez gibi ya. Baktım oradan ben. Neyse inşallah. Peki bir seyirciye daha dönelim. Bir yay burcu var mı? Bir özür var dilerim. Mı yay burcu? Bir bakayım evet, şu seyirciye bir dönelim. Bir göster reyci bana. Evet. Bak şu adam elini indirme. Bak bu bak. Bak bir şey diyeceğim. Bu benim koluma dövme yaptıran adam. Evet. Şimdi bu adam göster reyci. Bu adam aşkla nasıl kazanabilir? Annenin bu adam da mı kazanıyor mesela? Ama bak her şeye aşkla sarılan biri. Bak burada gerçekten, da sana olan sevgisi, ilgisi yani, öyle değil mi? Vallahi. Arkadaşım hadi bakayım ya, oğlum hadi bakayım sen bile yani.
Teşekkür ediyorum. Çok. Evet. Şimdi Oğlak ve yükselen Oğlaklar bu sene emlaktan yana şanslı. Arsa, emlak, yer değiştirme, başka bir yere taşınma. Bu gibi konular aktif olacak. Evet. Yılın ilk yarısı bu konularda güzel hareketlilikler devreye girebilir. Oğlaklar hani uzun zamandan sonra kafalarındaki planları uygulasın. Kafanızda oğlum varsa planınız falan. Aa ne kadar güzel plan değil bu. Var mı? Bakayım güzel plan olan bir göstersin gene. Evet, bak. Düşünüyorlar da bak. Yok ya bunlardan hiçbirinin güzel planı yoktur ya. Ya hayır. Hiç güvenmiyorum ben bunlara. Evet. Kova var. Kovalar. Kovalar bir kere girişimcilik ruhu çok aktif. Yakın çevrelerinden yana çok şanslar. Şansı uzaklarda aramayın. Yakınlarınızda kim varsa onlardan alacaksınız şansı. Yılın ikinci yarısında ailenizde, yuvanızda huzurlu olup evliliğe adım atıp ya da evle alakalı konuları hızlandırabilirler. Tamam o zaman kovalar ben bileyim. Kovalar anne babadan borç istemeye devam. Yanınızdalar. Onlar en büyük şansınız. Hayatta bir şey beceremiyorsunuz. Ananıza babanıza yapışın da aç kalmayın bari. Devam edelim. Son burcumuz olan balıklar iyi kazanca sahip olacaklar. Kimler? Ceplerine iyi para girecek. Hayatlarını yeniden yapılandırıyorlar. Yürüyün sevgili balıklar. Bu sene her konuda kendinizi iyi hissedeceksiniz ama sağlığınıza da dikkat. Balıklar sağlığınız çok kötü. Hande Hanım böyle dediğine göre aşırı kötü sağlığınız. Ben size söyleyeyim. Hande Hanım'a bir alkış. Evet teşekkürler.